Yukarıda iki cadde arasında kalan dik üçgen şeklindeki bir parkın krokisi verilmiştir. Bu parkın çevresinde bir yürüyüş yolu olup bu yol aşağıdaki gibi modellenmiştir. C köşesinde bulunan Onur, ok yönünde hareket edip parkın etrafındaki yürüyüş yolunu takip ederek parkın etrafında tur atacaktır. Onur yukarıda belirtildiği gibi 27 metre yürüdüğünde D noktasına geldiğine göre C ile D noktaları arasındaki en kısa mesafe kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi Onur C köşesinde duruyor. Buradan ok yönünde parkın etrafında bir yürüyüş yapacak. Onur yukarıda belirttiği gibi 27 metre yürüdüğünde. Şimdi bizim şu yolu öncelikle kaç metre olduğunu bulmamız gerekiyor. Pisagor bağıntısından da bulabilirsin çünkü bir dik üçgen veya burası 3'ün 4 katı, burası 4'ün 4 katı, o zaman burası da 5'in 4 katı. Yani 3, 4, 5 üçgeninin 4 katı olan bir üçgen. Burayı hemen 20 bulduk. Özel bir üçgen. Sonra Onur buradan yürümeye başladı 20 metre. Ama Onur 27 metre yürüdüğü için buradan da 7 metre yürüdüğü anda 27 metre yürümüş oldu. Şuraya kadar gelmiş oldu. Buranın tamamı 16 ya, buraya da 9 metre kalmış oldu. 27 metre yürüdüğünde D noktasına gelmiş. O zaman buraya D noktası diyoruz. Bizden istediği C ile D arasındaki en kısa mesafe. O zaman şurayı da birleştiriyorsunuz. En kısa mesafe demek. Buradan bir doğru çizmek demek C ile D arasına. Bunu bulabilmek için yine buradaki dik üçgeni kullanacağız. Dik üçgende bu defa dik kenarlardan biri 9. Diğer kenarımız 12. Bize hipotenüsü soruyor. Yine bir özel üçgen olabilir mi? Evet, yine 3, 4, 5 üçgenine benziyor. Bu defa 3'ün 3 katı. 4'ün 3 katı. O zaman burası da 5'in 3 katı, yani 15 olmalı. Aşağıda birim karelere bölünmüş zemin üzerinde 3 farklı kare verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen karelerden hangilerinin çevrelerinin uzunluğu santimetre cinsinden bir rasyonel sayıdır? Şimdi bunların çevrelerini nereden bulabiliriz? Şuradan bulabiliriz arkadaşlar. Bakın bir kenarını bulabilmek için şurada bir dik üçgen oluşturuyorum. Şuradan ve şuradan bir dik üçgen oluşturdum. Burası bir birimse burası da iki birim olur. O zaman ben burada hipotenüsü bulabilmek için Pisagor bağıntısı uygularsam x'in karesi eşittir 2'nin karesi artı 1'in karesinden, yani x kare 5 yapar. O zaman burası da kök 5 bulunur kenarlardan bir tanesi. Bizden çevrenin rasyonel sayı olmasını istiyor. Bunun çevresi kök 5'i 4 ile çarparsak 4 kök 5 olur. Yani irrasyonel sayı. Bunu bulabilmek için yine burada bir dik üçgen yapacağım. Şurası 3 birim. Burası da 3 birim. Pisagor bağıntısından eğer hipotenüse x dersek şuraya. Aslında 45, 45, 90 üçgeninden 3 kök 2'yi direkt söyleyebiliriz. Özel üçgen sonuçta. Ama bunu bilmiyorsanız o zaman dik kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karesini verecek. Buradan x kare eşittir 18 yapacak. X de kök 18 yapacak. Kök 18 demek de zaten 3 kök 2. Bunun çevresini bulmak için de bir kenarını 4 ile çarparsanız o da 12 kök 2 yapar. Yani yine irrasyonel bir sayı. Son olarak bunun bir kenarını bulmak için burada bir dik üçgen oluşturuyoruz. Bakın burası 3 birim. Burası da 4 birim. O zaman hipotenüs de özel üçgenlerden 5 birim bulunur. 3, 4, 5 üçgeninden. O zaman bunun çevresi de 5 çarpı 4'ten 20. Yani bir rasyonel sayı çıkıyor. Öyleyse rasyonel sayı olan sadece yalnız 3 diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdaki şekillerde kapalı durumdayken kare biçiminde olan karenin altını çizelim. Yani şu şeklimiz kapalı şeklindeyken burası kareymiş. Sonra kare biçiminde olan sahne klaketi iki farklı konumda verilmiştir. Bakın burası açılmış klaket. Burada ise birazcık kapatılmış. Verilen bilgilere göre klaketin açılan parçasının genişliği kaç santimetredir? Açılan parça işte bu. Bu parçanın genişliği derken şurayı kastediyor arkadaşlar. Burayı soruyor. Veya şurayı da kastediyor diyebilirim. Bu açılan klaketin genişliği soru işareti olan yer. Buradan buraya kadar toplam yüksekliğin 95 olduğunu vermiş. Şimdi ben burada klaketin şu uzunluğuna x dersem, o zaman bu klaket kapandığında tam buraya geliyor ya. O zaman burası da x olacaktır. Yani buradan buraya kadar olan yer x. Fakat şurası 10 ise eğer, o zaman buraya da x eksi 10 kalır. Burada da bir dik üçgen oluştu. Pisagor bağıntısını kullanacağım şimdi. Bakın kenarlardan biri 30. Şurası şuraya eşit. Burası da x. Burası da x eksi 10. Acaba özel üçgen olabilir mi diye düşünebilirsiniz. Çünkü bu denklemi çözmek sizi uğraştırabilir. Şurası 30. Burası x eksi 10. Burası da x. Yani denklemi çözmek istersen x kare eşittir. X eksi 10'un karesi artı 30'un karesi gibi çözmek gerekir. Bu denklem çözülerek x bulunabilir ama özel üçgen olup olmadığını bir düşünün. Mesela 3, 4, 5 üçgeni en basitinden olabilir mi? Burası eğer 3'ün 10 katı ise burası da 4'ün 10 katı, yani 40 olması gerekir.
Eğer burası 40 ise zaten x de 50 olmuş oluyor ve 3, 4, 5 üçgeninin sağladığını görüyoruz. Ha demek ki x 50'ymiş. X'i 50 bulduğumuza göre o zaman şuradan şuraya kadar olan uzunluğumuz da 50. Çünkü klaket buraya kapandığında şuraya da tam denk geliyor. Peki burası 50 ise ve toplam yüksekliğimiz buradan buraya kadar 95 ise 95'ten 50'yi çıkarttık. Buranın da 45 olduğunu bulduk. Peki gelelim bu klaketin genişliğini nasıl bulacağız? Biz şimdi 45'i nereden nereye kadar bulduk? Şuradan şuraya kadar bulduk 45'i. İşte şimdi bu kare olmasını kullanacağız. Çünkü eğer kare ise klaketin uzunluğunu 50 bulmuştuk ya. O zaman buranın da 50 olması gerekiyor. Klaketin genişliği o zaman 5'e eşit olmalı diyoruz. Şekil 1'de dikdörtgenler prizması şeklindeki yağ tenekesinin görseli verilmiştir. Bu yağ tenekesi kaydırılmadan bir defa devrilmiş. Şurada gösteriyor bakın. İlk konumu buradaki. Sonra bir defa devrilmiş yan olarak. İkinci defa devrilmek istenirken şekil 2'deki konumda kalmıştır. Yani buradan tekrar bunu böyle kaldırıp devirmek istemişiz. Fakat tam olarak devrilmemiş. Buna göre duvar üzerinde görülen A noktasının zemine uzaklığı, A noktasının zemine uzaklığı derken şurayı bize soruyor. Burayı şöyle şuradan başlayarak birleştirerek bir dik üçgen yapalım en başta. O zaman zeminin yüksekliği derken tabii ki şurayı istiyor bizden. Zemin buraya denk gelmiş oluyor. Şuradan şuraya kadar olan uzunluğu bizden istemiş. Peki hemen 50'yi yerleştirelim. Şuradan şuraya kadar olan yer 50. Peki bunun boyu kaç? 90. Bu 90 ise bunu devirdiğimizde hani boyu buradan şuraya kadar gelmiş oluyor ya. O zaman burası da 90. Toplam şu uzunluğumuzun 130 olduğunu vermiş. Şuradan başlayıp şuraya kadar eğer 130 ise 130'dan da 90'ı çıkartırsak şurayı da 40 bulmuş oluruz. Peki bu yağ tenekesinin şu uzunluğu 50 ise bu uzunluk şuradaki uzunluğa gelmiyor mu? Evet. Burası da 50 olmuş olur. Sonra buradaki dik üçgen yardımıyla özel üçgenleri kullanıyorum. 3, 4 ve 5 üçgeninden 4'ün 10 katı, 5'in 10 katı, burası da 3'ün 10 katı. Yani 30 olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği.